Sevgili dinleyiciler, programımızın başında Diyarbakır'ın satranca doymadığını söylemiştik. Peş peşe turnuvalara katılacak olan satranç sporcuları ve Diyarbakır satranç il temsilcisi Sayın Star Yurtsever hocamız, stüdyo konuğumuz ve yanında da sevgili minik satranç sporcuları var. Hepinize hoş geldiniz diyorum birden. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam bizler için çok güzel bir şey. Genellikle hep yetişkinleri ağırlıyoruz stüdyomuzda ve bu kadar çok dostumuzla, küçük dostumuzla bir arada bulunmak bizler için de o enerjiyi hissedebilmemiz için çok önemli. Dilerseniz öncelikle size şunu soralım. Diyarbakır'da satranç nasıl gidiyor? İl temsilciliğiniz hakkında biraz bahsedin bize ve dün gerçekleşen bir ödül töreni var. Bu törenin kısaca detaylarını sizden alalım. Öncelikle iyi yayınlar. Şöyle söyleyelim, ben Diyarbakır Satranç İl Temsilcisi Star Yurtsever. Uzun zamandan beridir Diyarbakır ilimizde peş peşe turnuvalar düzenlemekteyiz. En son dün Küçükler İl Birinciliği satranç turnuvamızı yaptık. Ve burada 7-8 yaş, 9-10 yaş ve 11-12 yaş kategorilerinde çocuklarımız yarıştılar. Ve gayet de mücadele vardı, güzel çekişmeler vardı, çok güzel sahneleri izledik. Gün geçtikçe de turnuvalarımız artmakta. Şöyle söyleyeyim, ilimizde hakemli kursu açtık. Arda arda 3 tane antrenörlük kursu açtık. Bunun dışında ilimizde ilk kez kadınlar turnuvası, gençler turnuvası, küçükler takım turnuvası, yıldızlar takım turnuvası. Ve bunun dışında hızlı satranç, yıldırım satrancı da geçen ay yaptık. İlimizde UKD'ye dahil edilmiş 11 tane resmi turnuvamız var. Dünü de gönderirsek 12. turnuvamız olacak. Ve bu şu demek, ulusal kuvvet derecesi demek. Birçok çocuğumuzun resmi puanı çıktı. Bunun dışında ilimizde turnuvaya bölgeden sporcular katılmakta. İlimizde düzenlediğimiz turnuvalar için hızlı satranca, yıldırım satranca ve en son dün düzenlediğimiz turnuvaya Batman ilinden Ali İmran Yılmaz sporcumuz katıldı. Ve aynı zamanda da şampiyon oldu. Şöyle söyleyeyim, ilimizde bir de yakın zamanda ulusal hakemimiz oldu. İbrahim Tofan hocamız ulusal hakemimiz oldu. Kendisini de buradan kutluyorum. Ve onun dışında yetiştirdiğimiz bölgenin gururu bir kadın sporcumuz var. O da şu an konuğumuz, Tuğba Gür. Kendi dereceleri var. Kendisi söyleyecek şimdi. Evet. Çok ciddi dereceleri var. Ben şöyle söyleyeyim, satranca en büyük desteği başta başkanımız Gülkız Tülay Hanım vermekte. Yürekten teşekkür ediyoruz Diyarbakır satrancı adına. Bölgeden hangi sporcu giderse gitsin birçok anlamda desteği olmuş, desteklemiş ve yol açmıştır. Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum ve önümüzdeki kurultayda da kendisine başarılar diliyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mize bizleri açtığı satranç odasında Diyarbakır'ın çocukları ücretsiz olarak Berivan Hoca ve kendim aracılığıyla eğitim vermekteyiz. Ücretsiz yararlanmakta. Bunun dışında da Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve valiliğimize de yürekten teşekkür ediyoruz. Özellikle Spor Şube Müdürümüz Akın Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bu turnuvadan önce de Sümer Park'ta bir turnuvamız vardı ve çocuklarımız hemen hemen her ay bir ya da iki turnuvaya girmekteler. Saate nasıl basılır, nasıl notasyon tutulur? Yani Türkiye Şampiyonası'na gittiği zaman çocuklarımız hazır. Hiçbir sıkıntı çekmeden turnuvanın tüm koşullarını bilmektedir. Ve hemen önümüzde de Yıldızlar İl Birinciliğimiz ve arkasından da İl Birinciliği turnuvamız var. İki gün sonra da ilimizden sporcular hızlı satranç ve yıldırım satranç Hatay Arsu'da düzenlenecek turnuvaya katılacaklar. Evet. Şimdiden sporcularımıza başarılar diliyorum. Evet, bir satranç karşılaşması gibi gerçekten kıvrak bir konuşma oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Şu anda stüdyomuzda olan sevgili dostlarımız, minik dostlarımız, onlarla konuşmak istiyorum. Ama öncesinde tek milli sporcumuz olan sevgili Tuğba, seni kısaca tanıyalım. Nasıl başladın satranca? Bu merak sende nasıl uyandı? Ve neler yaptın, neler başardın, neler başarmayı düşünüyorsun? Herhalde? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum size. Bizi burada dinleyenlere de merhaba demek istiyorum. Ben satrancı 12 yaşından beridir oynuyorum. Yani 12 yaşından beridir oynuyorum ama herhangi bir il dışına çıkıp oynamadım. Kendi nasıl tanıştın 12 yaşında? Abilerimden tanıdım. Onlar da kendileri oynuyor. Kardeşim oynuyor. O da il şampiyonu.
Onlar oynarken ben de onların yanına yaklaşıp onlardan öğrendim. Çok zevkli bir oyun geldi bana. Daha sonra kendi kendimize oynadık. Hani teori nedir bilmiyoruz. Kendi kendimize öğrendik. Sonra işte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi satranç kulübümüz vardı. Star hocam sağ olsun beni oraya aldı işte. Ondan sonra Star hoca biraz sağ olsun üzerimde durdu. Peş peşe dereceler getirmeye başlayınca bir an kendimi milli sporcu gördüm. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Çok satranç hamleleri gibi arka arkaya evet, geldi. Evet arka arkaya geldi. Hani bu kadarını ben de beklemiyordum açık söyleyeyim. Evet. Buradan da hocama teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca hocamın dediği gibi Gülkız Başkanı'na da buradan teşekkür etmek istiyorum. Desteklerini benden esirgemeyen Büyükşehir Belediye'mize Hüseyin hocama bir de Gülten Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü maddi manevi hep yanımda oldular. Çok çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hep dersleri çok iyi etkilediği söylenir satrancın. Katılıyor musun evet. Dersleri? Nasıl? Kesinlikle dersleri olumlu yönde etkiliyor. Özellikle sayısal zekayı daha da artırıyor. Yani genelde hani birçok çocuğumuzda fark ettiğimiz gibi satrançı oyuncuların genelde sayısal zekaları daha iyi olur. Matematikleri daha iyi olur. Daha iyi anlarlar. Olaya bakışları daha iyi çözüm. Mesela herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman olaya çözüm bulabilirler ve bunu hızlı bir şekilde de yapabilirler. Yani zekayı kesinlikle geliştirdiğini söyleyebilirim ben. Peki sıkıcı bulanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Satranç çok sıkıcıdır diyenlere. Satrancı zaten genelde sıkıcı görüyorlar. Çünkü uzun sürüyor. Sıkıcı geliyor. Yani bir hamle için niye bu kadar düşünüyoruz? Niye bu kadar şey yapıyoruz falan diyenler var. Aslında satranç çok çok geliştirilmesi gereken bir oyun. Hani bir voleybol, basketbol, futbol gibi değil. Fiziksel şeylere ihtiyacı yok. Nasıl söylemek istiyorum? Beyin gücünün beyin gücünü artırıyor. Beyinle oynanılan bir oyun. Gelelim başarılarına. Hangi başarılara imza attın? Bu gururu nasıl yaşadık seninle? Biraz da onun detaylarından bahset bize. Ben öncelikle kendi okulumda oynuyordum. Sur içinde oturuyorduk. Ali Paşa İlköğretim Okulu'nda orada kendi aramda okul turnuvasına sadece katılıyordum. Hiç dediğim gibi yıl dışına falan çıkmadım. Sadece Diyarbakır'da tek tük turnuvalara katılıyordum. Yani o zaman da tek tük turnuvalar zaten yapılıyordu. Kadınlar arasında da genelde iyiydim ama o zaman kadınlar ve erkekleri ayırt etmiyorlardı. Hı hı. Hani kadınlar erkekler genel olarak alınıyordu. Şu anda kadınlar erkeklere ayrıldı. Çok iyi oldum. 2014'te bölge şampiyonu oldum. Bölge şampiyonu 2015'te bölge ikincisi oldum. 2016'da bölge üçüncüsüyle iş bandı dördüncü oldum. İşte 2015'te Türkiye ikinciliği okul sporları Türkiye ikincisi oldum. Ardına Türkiye yaş gruplarında milli seçmelerde işte Türkiye dördüncüsü oldum. Milli takıma alındım. 2016'da tekrar Türkiye dördüncüsü oldum. Okul sporlarında Türkiye altıncısı oldum. Ondan sonra olimpiyatlarda bir başarı olimpiyatta, söz konusu. Evet. Olimpiyatlarda da kendi bireysel olarak ikinci olduk. Takım olarak, Türkiye takımı olarak şampiyon olduk. Yakın zamanda zaten ben Çek Cumhuriyeti'nden geldim. Prag'dan geldim. Milli takım, milli sporcu olduğum için orayı Türkiye'yi temsilen gittim. Yani tabii ilk gittiğim bir turnuvaydı. Çok heyecanlıydı. Yani çok nasıl söylesem acemice oldu galiba. İlk defa katıldım. Bizler çok yetişkinler oralara tatile gitme hayali kurarız Prag'a. Sen bu yaşta satrançla gitmişsin. Tebrik ediyoruz seni. Nasıl döndün o heyecanı bizle paylaş? O heyecan ya artı 50 elo gösterdim. Ulusal kuvvet derecemi artırdım ama iyi bir başarı gösteremedim. Yani orada derece yapamadım. Tabii rakiplerim benden çok çok iyiydi. Yani onların bayağı iyi hocaları var. Bayağı iyi hocalardan ders alıyorlar. Biz de kendi bileğimizin hakkıyla hocam sağ olsun. Kendi emeklerimizle gidip orada yarıştık. Evet, tabii sizler de çok başarılısınız ve daha bu başarılar katlanacak. Hem bu azimle hem de hocalarınızın bu yüksek özverisiyle, sizlerin de özgüveni sayesinde mutlaka başarılarınız katlanacak. Hemen İnşallah. Sana teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarıma da merhaba demek istiyorum. Seni tanıyalım. Adım Zanya Rodabaş. Zanya kaç yaşındasın? Satranca nasıl başladın? 7 yaşındayım. Evet, birinci sınıfa mı gidiyorsun? 2'ye başladım. 2'ye gidiyorsun. Satrançla ne zamandan beri ilgilisin? 2 aydır. Evet. Neler yapıyorsun? Neler düşünüyorsun? Bize biraz bahset kısaca. Satranca hangi günler gidiyorsun mesela? Cumartesi mi? Pazar mı? En son yaptığın dereceden bahset. Evet. Ne derecesi yaptın? Varsa hocam yardım etsin bana. Dün mesela kaç yaşta yarıştın? Ne yaptın? Bir söyle bak. 8 yaşta yarıştım. Evet. Neler yaptın o yarışta? İl birincisi oldum. Tebrik ediyoruz seni. Şampiyon oldun. Evet, hiç kolay değil.
Seni tebrik ediyorum. Hocam ne mağlup şampiyon. Hiç yenilmeden, berabere dahi kalmadan maşallah. Böyle ezip geçti hepsini. Maşallah. Tabii sizlerin ortak başarısı bunlar. Diğer arkadaşımıza merhaba diyelim. Minik dostumuza. İsmini öğrenelim. Agit. Agit sen kaç yaşındasın? 8. Sen ne yaptın satrançta? Yarışa katıldın mı sen de? Kaçıncı oldun? 7. oldun. Peki güzel bir şey mi satranç oynamak, tavsiye eder misin? Güzel. Güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz sana da. Hemen yanındaki arkadaşımız, ona da merhaba diyelim. Adım Ali İmran Yılmaz. Batman'dan geldim buradaki turnuvaya. Doğum yılım 2006. Satranca babam öğretti bana. Babama da buradan çok teşekkür ediyorum. Kaçıncı oldun Ali İmran? 11-12 yaşta il birincisi oldum. Tebrik ediyoruz. Seni, babanı da kutluyoruz. Bütün hocalarını da kutluyoruz. İnşallah bu başarılar devam edecek. Sen de belki Tuğba gibi milli sporcu olacaksın önümüzdeki yıllarda. Öyle bekliyoruz. Hemen yanındaki arkadaşımıza da merhaba diyelim. Tanıyalım seni. Şöyle, evet. Adım Semanur Yıldırım. Semanur, kaça gidiyorsun? Kaç yaşındasın? 4'e gidiyorum. Evet. 10 yaşındayım. Peki senin satrançla olan ilgin nedir? Yarışa katıldın mı sen de dünkü yarışa? Dünkü yarışa katıldım. Evet. Ne yaptın? Ne derece yaptın? İl birincisi oldum. Maşallah. Hem kızlarda hocam hem erkeklerde. Yani 9-10 yaşta ilin şampiyonu bir bayan olarak. Tebrik ediyoruz seni. Böyle ben kıskanarak bakıyorum şu anda. Gerçekten. Evet. Yanındaki arkadaşımıza da hoş geldin diyelim. Adım Eylül Lale. Eylül Lale kaç yaşında, kaça gidiyor? 12 yaşındayım. Evet. 5. sınıfa geçtim. Hı hı. Senin derecen nedir? İl minikler şeyi, ikincisi oldum. Evet, birinciler, ikinciler hepsi yan yana bugün. Seni de tebrik ediyoruz. Yine karma grupta hocam. Hem kızlar hem erkeklerin içerisinde. Aynı zamanda Yeşilli'den geliyor. Köyden Yeşilli gelen bir sporcumuz. Yeşilli nereye bağlı köyümüz? Merkeze bağlı. Merkeze bağlı. Ve orada Hayrettin Bökçün hocamız var. Onların eğitimiyle. Onlara çok teşekkür ederim. Evet. Özverili öğretmenlerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlar birer ışık oldular sizlere tabii ki. Diğer arkadaşımıza merhaba diyoruz. Adım Cüdi Semih Mercan. Evet. Senin yaşını ve dereceni öğrenelim. Ben 10 yaşındayım. Ben Diyarbakır Küçükler İl Birinciliğinde 7. oldum. 7. oldun. Sen neredesin? Diyarbakır merkezde misin? Evet, Diyarbakır merkezdeyim. Buradan Star hocama ve Beyvan hocama çok teşekkür ediyorum. Evet. 2 aydır Sümer Park'a gittim. Evet. Eksiksiz, aralıksız gidip ders aldım. Ve çok memnun kaldım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sana evet, da. Ve 5 gün boyunca turnuvaya katıldım. Buradan bütün beni eğitenlere çok teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bizimle paylaştığın için. Şimdi arkadaşımızı da tanıyalım son olarak. İsmini söyle bize. Zeynep. Zeynep kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Sen ne yaptın? Yarışmalara katıldın mı sen de? Evet. Ne kazandın yarışmalarda? Kaçıncı oldun? İkinci oldun. Seni de tebrik ediyoruz. Hocam bir merhaba da olsa almış olduk sevgili evet. dostlarımızdan. Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. 1-2 dakikamız kaldı. Söylemek istediğimiz önemli noktalar varsa lütfen sizden duyalım. Ben şöyle söyleyeyim. İlimizde uzun zamandan beridir hakemlik yapan, bizlere destek olan Cengiz Dündar hocama, Sırı Doğu hocama, Harun Ergi hocama ve diğer hakem arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, Tuğba Gür ilimizde kadınlar için bir emsal, bir kapı araladı. Evet. Üniversiteye başladığın devletten 1200 lira milli sporcu bursunu alacak. Bu da tüm ailelere bir örnek olsun. Evet. Çocuklarımızı satranca göndersinler. Şu çocuklarımız başka hiçbir spor dalında büyükleri yenemezler. Ama satrançta meydan okuyorlar. Evet. İddialı olan varsa Sümer Park'a bekliyoruz çocuklarımızın karşısına. Biz çocuklarımıza gurur duyuyoruz. Tuğba güzel bir örnek verdi. Yurt dışına gitti. Ali Paşa'dan, Sur'dan. Birçok insan, maddi anlamda durumu olanlar tatile giderken bu kızımız Sur'a satranç sayesinde gitti. Ve orada birçok özel öğrenci olan, yani tabletle, grandmasterlarla eğitim alan sporculara meydan okuyup bu dereceyi elde etti. Diyarbakır adına biz kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca senin söylemek istediğin bir şey var galiba. Ali İmran. Ali İmran.
Biz buradan il temsil Batman'daki il temsilciliğine sesleniyorum. Batman'da saat ve notasyonlar tutulmuyor. Bir keresinde de biz turnuvada birinci olduk. Takım turnuvasında kendi okullarımızda grup karşılaşıyorduk. Biz birinci olduk ama bize vermediler. Evet. Demek ki satrancın getirmesi gereken o etiği henüz yerleştirememiş olabilirler. Belki de bir takım kurallar söz konusu herhalde değil daha. Bu Diyarbakır'ın belki şöyle hocam biz şöyle diyelim yani saatle notasyonla ciddi anlamda bir çalışma yapıyoruz. Çocuklarımızda turnuvalardan önce kesinlikle eğitimi bu şekilde yapıyoruz. Her ay turnuvamız olduğu için artık bölgeden çocuklar ve iyi sporcular gelip katılıyorlar. Evet. İlimizde çok iyi oyuncular var. Yeter ki kurumlarımız, yetkililerimiz çocuklarımıza sahip çıksın. Onları göndermek için harcırahlar verseler, yolluk verseler. Bu anlamda Gençlik Spor elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama biz daha fazlasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle TRT Radyo'ya da buradan teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize tanıdığı için. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Satranç İl Temsilcisi Sayın Star Yurtsever ve sevgili dostlarımız böyle devam edin. Sizlerin başarılarını gördükçe bizler de gururlanmaya devam etmiş olacağız.